İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. Afrin operasyonunun 19. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonun başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğunu açıkladı. Suriye'deki son gelişmeler bu eksende Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini Gönül Tol Transatlantik programında değerlendirdi. İşte Rus uçağı düşürüldü, Türk konvoyuna rejim güçleri saldırıyor vesaire. Bu şeyin hemen ardından Erdoğan bir açıklama yaptı ve dedi ki mecbur kalmadığı sürece dışarıdan savunma sistemleri almayacağız dedi. Şimdi burada Washington'da Türkiye'yi takip eden insanlar arasında bir tartışma başladı. S-400'ü mü kastediyor? Yani bir taraftan da Washington şeyi de yakından takip ediyor. Hani bu Rusya'yla şimdi aslında bir çok açığa çıkmamış olmakla birlikte bir gerginlik olduğu çok açık Suriye'de. Bunu önümüzdeki haftalarda muhtemelen daha netlik kazanacak. Fakat onu da yakından izliyorlar. Yani hani hep burada bir şey vardı, Trump yönetimini eleştirenler, Obama yönetimini eleştirenler diyordu ki yani Türkiye'yi bu kadar şeyin kucağına ittiniz, rejimin, İran'ın, Rusya'nın kucağına ittiniz. Bir kesimde diyordu ki ben de onlardan biriydim. Yani onun bir sınırı var. O üçlünün yakınlaşmasının bir sınırı var. Ve nitekim bugün Washington'da konuşulan, bu son haftada konuşulan şey işte Türkiye, Rusya, İran ve rejimle yaptığı işbirliğinin sınırlarına geldi neredeyse ve bundan belki de bu sayede Türk-Amerikan ilişkilerindeki önemli kriz noktalarından biri ortadan kalkabilir görüşü dillendiriliyor. Evet, bu değişik. Güne Bakış'ta bugün konuğumuz eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu. Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şöyle başlayalım. Sizinle konuşmak istediğimiz birçok konu var. Bugün Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Suriye'de barışın temeli atılmak isteniyorsa Esad'la görüşülmeli dedi. Esad'la temasa geçilmeli dedi. Siz bu çerçevede bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bunun çok doğru bir açıklama olduğunu ve tekrarlarına gelen sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından değil, konuyu takip eden birçok yetkili kişi, konuyu bilen kişiler tarafından tekrarlarına gelen bir öneri. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin birkaç senedir üzerinde durduğu, altını çizdiği bir öneri. Çünkü Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden, egemenliğinden, bağımsızlığından yana bir ülke. Beğenmeseniz de Suriye hükümeti, yani Esad rejimi de aynı hedefler doğrultusunda bir tutum içinde olan bir taraf. Bu iki tarafın, yani Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine önem veren Ankara ve Şam'ın bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü Suriye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikelerden bir tanesi Suriye'nin bölünmesi. Irak bunu biraz az zararla atlattı ama oranın da hala sıkıntıları var. Ama Suriye'de bu hala ciddi bir tehlike. O bakımdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı çok yerinde. Hükümet bir an önce ayak uydurarak bir şekilde Suriye rejimiyle, Suriye hükümetiyle temas etmesi lazım. Bunu siyaseten, yani iç siyasi sahiplerle hükümet, iktidar bunu biraz zor görüyor veya bunu istemiyor gibi bir anlayış içindeyse bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet partisi de yapabilir. Yani hükümetle anlaşarak Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'ye bir heyet gönderebilir. Oradan alacağı mesajları hükümete iletir. Bu şekilde bir temas sağlanmış olabilir. Yani bunun mutlaka yapılması lazım ve en kısa zamanda yapılması lazım. Evet, şimdi öte yandan da operasyon Özgür Suriye Ordusu kuvvetleriyle devam ediyor. Bu durumda zaten bunun gerçekleşme şansı da herhalde düşüyor. Siz operasyonun Özgür Suriye Ordusu'yla yürütülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi benim şahsi kanaatim Özgür Suriye Ordusu'na ilişkin şu veya bu şekilde bir değerlendirmede bulunmak istemiyorum. Ama ben daha öncesinde bir düşüncem var.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu'na bu operasyonu başarıyla tamamlamak için ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Yani bunu Türk Silahlı Kuvvetleri kendi başına, kendi imkanlarıyla Mehmetçiğimizle pekala yapabilir de ve yapabilir. Onun için yani Özgür Suriye Ordusu'nun niçin ihtiyaç duyuldu? Bunu biraz uluslararası kamuoyu ve uluslararası hukuk bakımından operasyonu biraz daha kabul edilebilir hale getirmek için mi hükümet bu yola başvurdu bilemiyorum. Ama neticede ne moral olarak hem askeri anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçiğin Özgür Suriye Ordusu mensuplarına ihtiyacı olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi Afrin operasyonu tabii 20 Ocak'ta başladı, devam ediyor. Fakat bu operasyon 30 kilometrede kalıp kalmayacağı veya 30 kilometrenin ötesine geçip şehir merkezine geçip geçmeyeceği henüz tam anlamıyla belli değil. Sizce Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO 30 kilometrenin ötesine geçerse uluslararası camiada nasıl karşılanır? Şimdi dikkat buyurun. Yani daha operasyon başlamadan ve başladığı günlerde Türkiye'nin kendini savunma hakkı genelde teslim ediliyordu. Yani bir iki istisna dışında genelde uluslararası toplum tarafından teslim edilen bir haktı. Fakat operasyon uzadıkça buna olan itirazlar başlangıçta Türkiye'ye hak veren ülkeler dahil şimdi itirazlar yükselmeye başladı. Türkiye'nin, Ankara'nın, Türk hükümetinin bu yükselen itirazları, rahatsızlıkları dikkate alması lazım. Bu itirazlar var diye elbette Türkiye'nin başlattığı Afrin operasyonundan vazgeçilecek değil. Ama bunun ne kadar çabuk bitirilir ise o kadar daha az zarara uluslararası kamuoyunun tepkileri bakımından yol açacaktır. Kesin yani uzaması operasyonun şeyini değerli uluslararası toplum bakımından tartışılır hale geliyor. Türkiye'de yani bu gezegende yalnız yaşamıyor. Başka ülkeler ne düşünüyor, ne yapıyorlar? Onlar da Türkiye bakımından önemli olması lazım. Tabii operasyon askeri anlamda bilmiyorum ne kadar zamanda biter veya bittiği ilan edilir onu bilemiyorum. Ama bir de tabii bunun ötesinde Membeç var. Şimdi biraz belki o konuya da girmek lazım. Çünkü hükümet çok kararlı gözüküyor. Yani Afrin'de bu operasyonu belli bir noktada tamamladıktan sonra Membeç'e doğru bir uzantısı olacağını ısrarla vurguluyorlar. Orada işte hepimizin medyadan her gün tekrarlandığı üzere Amerikan kuvvetleri de var. Sadece PYD, YPG yok. Bu Türk-Amerikan ilişkileri bakımından bir sıkıntı yaratıyor. O nedenle Membeç'in bir askeri çatışmaya mahal vermeden Türkiye ile ABD arasında bir şekilde halledilmesi lazım. Onun için bu işte dünden beri medyada yer alan haberlere göre Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson ve Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMasters bunlar önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecekler. O şekilde duyumlar var. Bu görüşmelerin karşılıklı olarak yani Ankara ve Washington tarafından karşılıklı olarak iyi değerlendirilmesi lazım. Suriye'de özellikle hem Afrin ama daha çok Membeç konusunda bir modus vivendi, bir anlaşmaya varılması gerekir diye düşünüyorum. Bu görüşmeler böyle bir anlaşma için fırsat da olabilir diye değerlendiriyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin İdlib'e kurmak istediği gözlem noktasına bir saldırı gerçekleşti. Bunun da Şii milisler tarafından yapıldığı söyleniyor. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu da İran'a gitti. Burada nasıl değerlendirirsiniz hem bu konuyu hem Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran'a gitmesi yani temasa geçmesini? Çünkü evet yani Suriye ortamında herhangi bir askeri operasyon ne kadar etkin bir biçimde hazırlanmış olursa olsun ki silahlı kuvvetlerin çok mükemmel bir hazırlık yaptığını anlıyoruz. Ama böyle öngörülmedik
gelişmeler olabiliyor. Yani bütün taraflar, ilgili bütün tarafları sıkıntıya düşürebilecek. Yine hatırlarsanız bir Rus uçağı düşürüldü. O ciddi bir sıkıntı yarattı. İran'ın itirazları yükselmeye başladı. Onun için Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı bana göre çok yerinde bir hareketle, çünkü ben de medyadan öğrendim, İran'a gittiğini ve bu konuyu gündeme getirdiğini anlıyorum. Yani Türkiye'nin öncelikle İran ve Rusya'yla bu Suriye'deki gelişmeleri, Türkiye'nin operasyonları dahil iyi koordine etmesi, iyi anlatması ve bunları yani karşımıza değil yanımızda tutacak adımlar atılması önemli. Çavuşoğlu'nun ziyareti bu amaca hizmet edecek mi? İşte göreceğiz yarın öbür gün görüşme hakkında değerlendirmeler çıkar. Ama Türkiye'nin sürekli bütün taraflara ama öncelikle bu Astana sürecine, Soçi sürecine ortak olan Rusya ve İran'la işbirliği ve koordinasyonu en etkili bir biçimde götürmesi lazım. Yine başa döner isek, yani Afrin operasyonu ne kadar kısa sürede tamamlanır ise Türkiye o kadar karlı çıkar. Evet, sizin Washington Büyükelçiliğindeki halefiniz ve aynı zamanda da çalışma arkadaşınız Nabi Şensoy 73 yaşında hayatını kaybetti. Siz de onu yakından tanıyan biri olarak neler söylemek istersiniz? Nasıl hatırlamalı Şensoy'u? Şimdi tabii Allah'tan rahmet diliyorum sevgili arkadaşıma. Dışişleri Bakanlığı'nda şöyle bir şey vardır, bir tablo vardır. Yani bazı insanlar hem kendi akranları tarafından hem bütün ondan sonra gelen nesiller tarafından sevilen, saygı duyulan meslektaşlarımız vardır. Nabi Şensoy bunlardan biriydi. Yani hepimizin sevgisini ve saygısını kazanmış. İnsan olarak çok şefkatli, çok sevecen bir yapısı vardı. Çok sıkıntıları oldu, sağlık yönünden başka sorunlar oldu. Fakat parlak bir diplomattı. Washington'da da bana göre çok önemli bir performans gösterdi. Maalesef yani erken kaybettik. Bugünlerde tabii 70'li yaşlar geç değil. Ben de bayağı yaşlıyım şimdi. Estağfurullah. Ama hepimiz yani çok üzgünüz. Bugün bakanlık mensupları arasında çok yoğun yazışmalar var. Hiç bu kadar bir arkadaşın arkasından yayınlanan taziye mesajlarının çokluğunu ve yoğunluğunu ve his derinliğini Safa Nabi Şensoy'da görüyorum. Işıklar içinde yatsın, eşine de Allah sabırlar versin diyorum. Biz de aynı dilekleri diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Farklıoğlu. Ben teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, eski Washington Büyükelçisi Farklıoğlu'yla Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini ve Suriye'deki son durumu konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Emekli Büyükelçi Nabi Şensoy 73 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Şensoy, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk dış politikasının son 40 yılına tanıklık eden eski Washington Büyükelçisi, meslek hayatı boyunca birçok önemli görevde bulundu. Dost bazen acı söyler şeklinde söylüyoruz ama... 1945 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Şensoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1970 senesinde Dışişleri Bakanlığı bünyesinde meslek hayatına başladı. Emekli Büyükelçi Şensoy, meslek hayatı süresince sırasıyla 1972'de New York Başkonsolosluğunda muavin konsolos, 1975'te Karakaş Büyükelçiliğinde başkatip, 1977'de ikili siyasi işler Batı Dairesi'nde şube müdürü, 1979'da Havana Büyükelçiliği'nde elçi müsteşar, 1980'de Washington Büyükelçiliği'nde elçi müsteşar, 1983'te çok taraflı siyasi işler Denizcilik ve Havacılık Dairesi'nde daire başkan yardımcısı, 1985'te Londra Konsolosluğu'nda başkonsolos, 1988'de çok taraflı uluslararası sorunlar genel müdür yardımcılığında elçi genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Eğer aramızda bu kadar güç...
Geçtiğimiz hafta sonu başta Amerikan borsası olmak üzere dünya borsalarındaki ani düşüşü Ömer Taşpınar, Ruşen Çakır'a değerlendirdi. Şimdi borsa üzerinden Amerikan ekonomisi analizi yapmak ekonomistlerin aslında karşı çıktıkları bir şey. Borsa spekülatif bir yer ve ekonominin temel göstergelerinden bağımsız olarak hareket edebiliyor. Amerika'daki temel ekonomik göstergeler gerek kalkınma hızı olsun, gerek işsizlik oranı son derece iyi durumda. Ve hatta tüketici güven endeksi yükselmiş durumda ve maaşlar da yükseliyor, ücretler de yükseliyor. Dolayısıyla asıl korku bu düzelmenin enflasyona neden olacak olması. Yani fiyatların artacağı ve fiyatlar artmaya başlarsa Merkez Bankası'nın ana görevi faizleri arttırmaktır ki enflasyonu kontrol edebilsinler. Dolayısıyla bu aslında borsadaki satışları Perşembe ve Cuma günüyle bir hafta maaşların yükselmesi ve faizlerin artma riski tetikledi. Bu arada Merkez Bankası'nda burada Fed'de Janet Yellen görevden ayrılıyor. Yerine Jay Powell geliyor. Dolayısıyla yeni bir Merkez Bankası Başkanı olacak ve onun faizleri arttırma konusunda daha agresif davranabileceği korkusu vardı. Bu nedenle biraz satışlar başladı. Fakat satışlar başladıktan sonra spekülatif bir şekilde borsa %30 derece oranın artmış olduğu Amerika'da geldiğinden beri birden ciddi bir şekilde acaba borsada satışlar büyüyecek mi korkusu başladı. Ve benim anlayabildiğim kadarıyla Cuma ve Pazartesi günü büyük düşüşlerde otomatik bazı bilgisayar satışları devreye girdi. Yani otomatik olarak bilgisayar sistemleri belirli bir derecenin altına düştüğünde ise senetleri daha da fazla satmaya başlıyorlar kar realizasyonu açısından. Dolayısıyla birkaç dakika içinde borsa beklenmedik bir hacimde düşüşe geçti. Amerika Birleşik Devletleri piyasalarındaki ani çöküşü ekonomist Atilla Yeşil'e de arkadaşımız Semih Sakallı'ya yorumladı. Aslında tahvil piyasasından başladı. Orada getirilerin yükselmesi barutu ateşledi diyebiliriz. Orada çok uzun süren bir tedirginlik vardı zaten. Çünkü Fed'in daha hızlı faiz arttıracağı düşünülmeye başlandı. Amerika'da enflasyon ve büyüme hızlanıyordu ama bütün bunların katalizörü, bütün bu çalkantıyı başlatan olay sanırım saat 3.30'da bizim saatimizde Amerika'da tarım dışı istihdam açıklandı. Onun detaylarına baktığımızda yıllık ücret artışlarının %2.9'a sıçradığını gördük. Geçmişte bu tür ücret artışları Amerika'da enflasyona da yayılır. Tabii enflasyon hızlandığı zaman Fed'de daha hızlı faiz arttırmak zorunda kalacak. Hemen arkasında Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri ki bütün dünyanın borçlanması için kıstas yani kriter teşkil eder. 4 yıllık zirve yaptı. 2 yıllık tahvil faizleri bizim sendikasyon kredilerimiz için çok önemlidir. 10 yıllık zirve yaptı. Ve o gece de Wall Street ciddi bir çöküş yaşadı. Pazartesi daha da ağırlaştı. Bütün dünyaya yayıldı. Ondan sonra düzeldi çünkü bütün fon yöneticilerinde böyle 2009'dan bu yana düzeltmelerde alım yapalım. Fed canımızı yakmaz. Bu da bir kalıcı bir şey değildir algısı var ki ben de buna katılıyorum. Bu kalıcı bir şey değil. Belki bir iki gün içinde yeniden gelir. Ama oyunun sonu değil. Oyunun sonu 3. çeyrek ya da 4. çeyrekte gelecek. O zamana kadar da sık sık bu tür histeri atakları, panik ataklarını göreceğiz. Sen de söyledin. Çok hızlı düştü, çok hızlı yükseldi. Bu da doğru değil. Yani işte histerik bir insan yani bir anda kahkahalarla gülüyor, bir anda gözyaşları içinde ağlamaya boğuluyor. Colin İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Celal Koloğlu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında Hürriyet Gazetesi'nden Aysel Alp Süzer'e Cengiz ve Kalyon şirketleriyle birlikte Akkuyu NGS'nin %49 hissesini almadıklarını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Medyascope TV'de yaptığımız yayınlarda geçtiğimiz Haziran ayında Akkuyu'nun finansmanı amacıyla Üstürk firmasının Colin, Cengiz ve Kalyoncu'nun da ortak olma konusunda bir ön protokol imzaladıklarını belirtmiştik. Ancak Eylül ayından itibaren yürütülen çalışmalarda Rosatom'un seçtiği bir danışman firma Baker Tilly aracılığıyla
uyuşturucu firmasının imajı, finansal durumları konusunda bir araştırmaya başlamış olmasının ertesinde iki Türk firmasının konsorsiyumdan çekildiğine dair bilgiler vermiştik. Şimdi tek bir Türk firmasının kaldığı düşünülüyordu. Ancak son gelişmeler gösterdi ki üç Türk firmasının üçünün de Cengiz'in, Kolik'in ve Kalyan'ın artık Akkuyu'da Ruslarla ortak olma konumunda olmadıkları ortaya çıktı. Bunun gerekçeleri arasında Rus tarafından elde ettiğimiz bilgilere göre bu firmaların imajlarıyla ilgili konuya değinilirken Türk tarafından, Türk firmaları temsilcileri ise ortada büyük bir belirsizlik olduğunu ifade ederek bu işbirliğinin neticelendirdiğini ifade ediyorlar. Şimdi burada dikkatli çekmek istediğim husus şu, Türk firmalarının ortada büyük bir belirsizlik olduğunu ifade ediyor olması, yaklaşık 8 yıldan beri gündemde olan Akkuyu projesiyle ilgili sorunların hala devam ettiği anlamına geliyor. Eğer bu açıklamaya itibar edecek olursak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'dan Washington caddelerinde askerlerin askeri araçlar, tanklar ve ağır silahlar eşliğinde geçit töreni düzenlemesi yönünde hazırlıklar yapmasını talep ettiği iddia edildi. Washington Post gazetesinde yer alan habere göre geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te Bastille Günü törenlerine katılan ve buradaki geçit töreninden oldukça etkilenen ABD Başkanı'nın Pentagon'dan benzeri geçit törenleri düzenlemesini istediği dile getirildi. İsmini vermeyen askeri kaynağa dayandırılan haberde Trump'ın 18 Ocak'ta Pentagon'da gerçekleştirilen ve Savunma Bakanı Jim Mattis'in de katıldığı bir toplantıda bu talebini ilettiği söyleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray basın sözcüsü Sarah Sanders, askeri bir etkinlikle ilgili çalışmaları olduğunu doğrularken ayrıntı vermekten kaçındı. Başkan Trump'ın ABD'yi korumak için canlarını tehlikeye atan insanları oldukça destekleyici birisi olduğunu söyleyen Sanders, Başkan Trump tüm Amerikalıların bu insanlara şükranlarını gösterebilecekleri büyük bir tören organize etmeleri için Savunma Bakanlığı'na talimat verdiği ifadelerini kullandı. Washington Post'un haberinde Trump'ın Paris'te katıldığı ve Amerikan askerlerinin yanında ağır silahlar ve tankların da geçit yaptığı, Amerikan ve Fransız jetlerinin uçtuğu Bastille Günü gösterilerinden çok etkilendiği bilgisi yer alırken Trump'ın ABD tarihindeki askeri figürlere olan düşkünlüğü ve üst düzey askerlerden bahsederken sıklıkla generallerim ifadelerini kullanmasına vurgu yapıldı. Roket ve uzay aracı üreticisi SpaceX dün dünyanın en güçlü roketini uzaya fırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy uzay üssünden fırlatılan roket 45 yıl önce Ay'a yollanan uçuştan bu yana uzaya gönderilen en büyük ve en güçlü roket. Falcon Heavy roketini ve Mars'a seyahat projesini NASA'da çalışan gökbilimci Dr. Umut Yıldız'la konuştuk. Yani bugüne kadar yani en büyük sorunlardan birisi zaten roketlerin yukarı çıkması için harcanan yakıt ve o roketlerin geri dönememesiydi. Ve Falcon 9'larla yani daha önceki roket uçuşlarında zaten artık Falcon 9'ları geri getirebiliyordu. Şimdi çok daha ağır yani bir araba bile götürebilecek derecede artık neredeyse evini bile götürebilecek derecede bir roketimiz var elimizde. Bunun taşıyıcılarını da artık geri getirebileceğimizi göstermiş oldu Elon Musk. Yani bu çok büyük bir şey çünkü bir roketin özellikle o yakıta sahip ve o güce sahip bir roketin uzaya çıkması belki 500 milyon dolar falan tutardı. Belki 1 milyar dolara yakın yani o. Tutabilir bir fiyattı. Şu anda kendisinin verdiği fiyat ne kadar biliyor musunuz? 90 milyon. İnanılmaz. Yani normalde 500 milyon ki daha fazlasına mal olabilecek bir uçuşun fiyatı şu anda 90 milyon dolara indi. Ve geliştirme devam ediyor. Yani sonuçta geliştirdikçe bu fiyat daha da düşecek. Yarın uçağa biner gibi umuyoruz ki biz ölmeden yani bizim jenerasyonumuz bunu görür. Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu Hollanda merkezli Roosevelt Vakfı tarafından 2018 İfade Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü.
Ödül Mayıs ayında düzenlenecek törenle Önderoğlu'na verilecek. Özgür Gündem Gazetesi'nin nöbetçi eş genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılması gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Önderoğlu 20 Haziran 2016'da tutuklanmış, 30 Haziran'da tahliye edilmişti. Şimdi güne bakışta bir sonraki haberimize geçiyoruz. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin konuşmalarından birinde hükümetin en yozlaşmış kurumu olarak nitelendirdiği Gümrük Bürosu'nun 116. yıl dönümü kutlamalarında Devlet Başkanı'nın talimatıyla 1.2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen yaklaşık 30 araç yan yana dizildi ve dozerle ezildi. Philstar Global'da yer alan habere göre Duterte, arabaları kaçakçılara gözdağı vermek ve araçları açık arttırmada daha ucuz fiyatları alan kaçakçılar ve organize suç örgütleri mensuplarının bu işi yapmasını engellemek amacıyla ezdirdiğini söyledi. Bir sorumluluk durumunda zararı kendisinin karşılayacağını sözlerine ekleyen Filipin Devlet Başkanı, gümrük bürosunun vergi toplama konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Duterte, gümrük bürosuna bu gelişme programı ile ilgili gerekli fonun hükümet tarafından sağlanacağını iletti. Duterte, ezilen araçların çelik alıcılarına geri verileceği ve onlardan oyuncak yapılabileceğini söyledi. Filipinler hükümeti geçen yılda 2,5 milyon dolar değerinden fazla sigarayı vergide sahtecilik sebebiyle imha etmişti. Duterte ayrıca göreve geldiği 2016 yılından beri uyuşturucu kaçakçılığı konusunda da zaman zaman tartışma yaratan bir mücadele yürütüyor. Bırakın Çocuk Oynasın belgeselinin metin yazarlığını ve seslendirmesini yapan Saadet Özen, belgesel çalışmaları sırasında Yeni Zelanda arşivlerinde Kurtuluş Savaşı yıllarında çekilmiş görüntülerin hikayesini anlattı. Dünyanın her yerindeki arşivlerde henüz restore edilmemiş çok fazla film var ve zaman zaman listeler değişebiliyor. Yine böyle bakarken Yeni Zelanda arşivinde tesadüfen belki vardı, ben daha önce görmemiştim, o da olabilir. Bir kolaj buldum. Yani işte Birinci Dünya Savaşı var içinde. İşte büyük ihtimalle Çanakkale'de çekilmiş bazı görüntüler. Sonra çok ilgisiz başka görüntüler. İşte tabii Anzak ordusundan görüntüler. Ve birdenbire arada Halide Edip Hanım, ilk onu tanıdım tabii. Arkasında da Falih Rıfkı'yı hemen tanıdım. Çok şaşırdım. Yani şimdi o filmi daha önce görmemiştim. Şimdi sürekli baktığım için eğer herhangi bir yerde kullanılmış olsa görürdüm diye düşünüyorum. Nitekim zaten tanıyan da çıkmadı. Demek ki gerçekten bir keşif oldu bu. Sonra bu ne zaman çekilmiştir diye düşünürken tabii film kendi anlatmıyor hiçbir zaman. Yani görüyoruz ama neşeli görünüyorlar. İşte iyi giyinmişler belli ki. Yani bir yere gidiyorlar. Ama ilk anda insan yanılabiliyor tabii. Ben de bu şeyi, ilk aldığım izlenimi bir kenara bırakıp tanıyabildiğim figürlerle, Yakup Kadri, işte Falih Rıfkı ilk anda tanıdıklarımla ve şeyle Halide Hanım, üçü bir arada nerede vardı diye düşündüm. İlk aklıma gelen işte 1922'de Batı Anadolu'da savaşın tahribatını, Yunan ordusunun yaptığı tahribatı aslında tespit etmek üzere kurulan komisyon geldi. Üçü de orada vardı. Acaba olabilir mi dedim ama sonra şüphelendim. Çünkü hem neşeli görünüyorlar hem bir vapurla gidiyorlar. Onun için başka bir şey düşüneyim dedim ve o an aklıma daha önceden bildiğim Avrupa arşivlerinde farklı yerlerde kopyaları bulunan başka bir film geldi. Halide Hanım'ın kıyafetini orada gördüğümü hatırladım. Yani o Mustafa Kemal Paşa ile Halide Hanım'ın göründüğü filmi daha önceden biliyordum ki onu kullanan belgeselciler de olmuştu. Yani belki geniş kitle görmemiş ama o daha bilinen bir şeydi yani. Ve o filmin tarihi belli. 1923'te çekiliyor. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın çıktığı Batı Anadolu gezisi sırasında çekiliyor. İşte İzmit istasyonundan görüntüler var. Sonra Hereken'den bazı görüntüler var. Fırsatları arttırma ve teknoloji iyileştirme hareketi projesinin kapsamı ihtiyaçları karşılamadığı gerekçesiyle değişiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muhammed Yaşar Özden ile konuyu da konuştuk. Bu işin bir öğretmen eğitimi ayağı olacak mı? Çünkü insanlar uygulayacaklar bunları sınıfa girdiklerinde. Bu ayak var mı yok mu diye sormuştum. Ne yazık ki Ulaştırma Bakanlığı'nın desteklediği bir
yapılanma vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bu tür bir şeye para ayıramayacaklarını söylemişlerdi. Ben de daha önce ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bir sürü YÖK'e danışmanlık yapmıştım bu öğretmen eğitimleri konusunda. En az %20, %30 parayı projenin büyüklüğünü öğretmen eğitim veyahut da o işin insan kısmını ayırmazsanız projelerin başarılı olmayacağını söylemiştim. Burada bir sıkıntı var. Eğitimdeki dönüşümler veyahut da bu devrimler, çünkü Fatih projesi bir devrim diye sunuldu. Eğitimdeki dönüşüm veya bu devrimler 3-4 senede gerçekleşen şeyler değil. Uzun zaman alıyorlar. Bu tür değiş, mesela Fin mucizesi, ne bileyim İrlanda mucizesi, aklınıza gelen Singapur mucizesi, bunların hepsine bakın. Arkasında bir 10-15 senelik zamanlar var. Fakat bizde politikacılar 3 veya 4 seneliğine seçilip geldikleri için, ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortalama süresi de 1-2 yıl galiba, her gelen yeni bir şey yapmaya çalışıyor. Normaldir. Çünkü oraya bir vaatte bulunarak geliyorlar. O süreler, bu söylediğim sürelerle eşleşmediği için biz sürekli o saydığımız müfredat, metot, materyalleri değiştirerek sistemi değiştireceğimizi varsayıyoruz. Ama olmuyor. Yani klavyeli bilgisayarlar gelse de yani bu bize en fazla birkaç sene daha kaybettirir. Melis Oğuz, konuğu Emel Karakaya ile Türkiye'de alternatif tarımsal gıda girişimleri. Bilmiyorum ne kadar ilginizi çeker tabii. Şimdi geçenlerde 20 Ocak tarihinde, duyabiliyor musunuz beni? Evet evet, biz duyuyoruz. 20 Ocak tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Kırsal Araştırmalar Ağı'nın bir tarım toplantısı oldu. Tarım çalıştayı ikincisi yapıldı. Oradaki arkadaşlara tabii herkes çok farklı alanlardan, sosyolog var, içimizde iktisat var, antropoloji alanından gelen var vesaire. Orada şeyi söyledim, dedim ki ben kendi alanımın, şehir ve bölge planlama alanımın üvey evladıyım dedim. Sonra onlardan da aynı tepkiler gelmeye başladı. Biz hepimiz kendi alanlarımızın üvey evladıyız diye. Çünkü Türkiye'de 1980'li yıllardan bu yana kır ve tarım çalışma çok dışlanmış çalışmalar. Tamamen, hatta şunu bile söyleyebiliriz. Bu sosyal bilimler araştırmaları içinde tarım ve kır araştırmalarının marjinal bir konumu var. Ve aslında dünyadaki tarım ve gıda araştırmalarında uluslararası bir çeşitlilik varken Türkiye bunu yakalayamıyor. Tabii bunu söylemek acı bir şey bir taraftan. Çünkü hala işte kenti ve kırı 1980 öncesi tanımlamalarla ve o dönemde üretilmiş olan bilgiyle tanımlıyoruz. Bu da bizi epeyce geride bırakıyor. Ben aslında kentsel tasarım yüksek lisans alanından sonra işte kentsel tasarım yüksek lisans programındayken planlama tarihi üzerine çalıştım. Morfoloji, kent morfolojisi konusuna bir ilgim vardı. Ve buradan şunu araştırmaya başladım. Tabii o dönem tam da işte bütün şehir yasasının çıktığı bir döneme de tekabül ediyor. Yani işte bu aslında mesele kent morfolojisini falan tarif ederken bu kırla kent arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlayacağız? Çünkü bu 1970'lerdeki ilişki değil. Şu anda kırla kentin sınırlarını çok net bir biçimde çizmemiz çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu araştırmayı yaparken işte kentin kır üzerindeki etkisi ve kentin kırı nasıl diyelim işgal etme biçimi vesaire bunlar üzerine düşünürken de tarımsal alandaki farklı örgütlenmeler karşıma çıktı. Oradan da alternatif gıda sistemlerini fark ettim ve çok da içselleştim. Onun üzerine girdim aslında bu alana. Popüler programında Sevim Gözay'ın bugünkü konuğu Serra Yılmaz'dı. Serra Yılmaz son filmi Cebimdeki Yabancı Yanlı. Hani herkesi çok heyecanlandıran bir hikaye var ortada. Konu çok güncel, konu çok güncel, çok hepimize hitap ediyor. Hepimizin hayatının tam ortasına düşüyor konu. Hepimizin hayatında cep telefonları artık çok önemli bir yer işgal ediyor. Olsun mu olmasın mı, nasıl kendimizi ona karşı koruyacağız? Şu anda bunları tam olarak bilemiyoruz açıkçası. Kesinlikle ve kesinlikle. Tabii burada bir öte yandan da bunların, olayların bir masa etrafında gelişiyor olması. Tabii. Ve oradaki o işte lezzet, tabii, bombardımanı da o çok çekici kılıyor ortamı. Hani hem çok flörtöz bir film hem çok tekinsiz bir film. Doğru. Bu açıdan. Tekinsiz bir film, doğru. Çok.
Onun için özellikle söylüyorum, sakın bu oyunu oynamayın. Evet. King Krul İstanbul'a geliyor. Salon İKSV'de 2 gün üst üste sahne alacak. King Krul'u izleyebilirsiniz. ...23 yaşındaki İngiliz genç yetenek King Krul, Garanti Caz Yeşili kapsamında bu akşam ve yarın akşam Salon İKSV'de yeni albümünden şarkılar çalacak. 2010'da Zoo Kid takma adını kullanan Arch Ivan Marshall, Elvis Presley'in filmi King Krul'dan esinlenerek King Krul ismini seçmiş. 2013'te 19 yaşındayken yayınladığı Six Feet Beneath the Moon albümüyle herkesçe yeni jenerasyonun dikkat çeken ismi olarak işaret edildi. 2015 içinde ayrıca illüstrasyonların, yazıların ve kısa bir belgeselin olduğu bir hip hop albümü yayınladı. Mouth Kimby'ye birçok şarkısına eşlik etti. 2017'de çıkardığı caz melodileri taşıyan 19 şarkılık The Oz albümüyle müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor. The Guardian, NME, Pitchfork müzisyenin çalışmalarını yakından takip ediyor ve yeni albümünün turnesi kapsamında İstanbul'a uğurluyor. Depresyon, uykusuzluk problemleri gibi konular üzerinde kendi sorunlarını şarkı sözlerine döken King Krul'un Spotify'da 10 milyondan fazla dinlenmiş birçok şarkısı var. Girls are supposed to do. Yeah, I was so... Yine bakışın bugünlük sonuna geldik. Sırada Romy Night var. Romina Özpekçi'nin konuğu Rahşan Gülşen olacak. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.